Merhaba arkadaşlar kolay Yaptı tasarımı hoş geldiniz bugünkü Crayon 5 dersimizde gölge sorunlarını halledeceğiz ee, genel itibariyle halledeceğiz aslına bakarsanız diyebiliriz ee, son zamanlarda çok fazla geliyordu bu problem olarak ve e, dedim ki bunun kolay bir tane yolunu göstereyim bugün o sorundan da artık kurtulmuş olalım diye düşündüm Öncelikle şöyle bir şey yapacağız ki yapım aşamasında zaten bazı bilgiler de vereceğim. Ee, Misk alanına, Create Object alanından Misk'i seçiyoruz arkadaşlar. Ee, direkt olarak şunu biraz büyütürsem sanki ismin tamamını görebileceğiz. Evet, Environment Prop diye yazıyor. Bunu böyle haritama buraya bir yere aldım. Şöyle biraz yukarı doğru kaldıralım bunu. İyi gibi. Bunun öncelikle properties salona geleceğim. Arkadaşlar şimdi şurada e, şunu bilmeniz gerekiyor bu aşamada. E, bundan aslına bakarsanız haritanın farklı yerlerini birkaç tane koyarsanız daha iyidir. Neden? E, çünkü haritanın bazı yerlerinde biraz daha ışık fazla olsun. Bazı yerlerinde biraz daha gölgeye ihtiyacınız olabilir. Gölge daha fazla olsun dediğiniz zamanlar olabilir. Çünkü bu ışığı olduğu gibi arttırabilecek iç ve dış ışıklardan bahsediyorum ki bir kapalı alan bile yapsanız oranın bile ışığını etkileyebilir. Bu yüzden bunu daha çok farklı farklı yani büyük bir haritaysa en azından farklı farklı alanlara küçük boyutlarda yapmanız daha iyi olacaktır. Ama şu an genel itibariyle açık bir araziyim ve genel tüm şu gölge sorunlarını çözmeye göstereceğim. ki Genel sorularda zaten böyleydi o yüzden soru üzerine gitmek istiyorum. Öncelikle Environment prop seçili haldeyken Properties alanında yani Ayarlar bölümünde desek de olur artık Preview Cube Map diye yazıyor olması lazım burada şöyle biraz açarsak görebileceğiz. Evet Preview Cube Map. Bunu açıyorum öncelikle. Biraz daha şöyle alta doğru inelim. Entity Properties alanı. Önemli burası aktif hale getiriyoruz bunu artık aktif hale getir diyoruz ve e, alanını işte bu büyüklük burası arkadaşlar dediğim gibi bundan fazla kullanacaksanız buraları çok fazla büyütmenize gerek yok ama şu an tüm haritaya kaplasın istiyorum ve haritanın büyüklüğünce yapacağım. E, haritanın büyüklüğünü de gerçi unuttum ama 512 miydi herhalde 512 falanmıştır. Öyle yaptım. E, bu alandan ışığın gücünü arttırabileceğim. Hala neden çalışmadı? Hala asla bakarsanız şu an çalış çalışacak. E, generate işlemini gerçekleştirmedim. Önce bu onu gerçekleştireyim. En altı indim. E, generate cube map diyor. Buna tıklıyorum. Bekliyorum. Tekrar tıklayalım. Algıladı mı? Evet, algıladı herhalde. Tamam. Şimdi kafama göre şu alanların değerlerini yükseltebilirim. Örneğin diffuse diyor. Burayı ben 5 yaparsam gördüğünüz gibi biraz daha aydınlık arttı. Evet biraz daha bekleyince daha yeni yeni algılıyor sanıyorum. Biraz beklemekte yani fayda var anlayacağınız. 5. Gördüğünüz gibi benim bütün bu alanların e, ışığını halletmiş oldu. Tabii daha fazla artırabileceğiz arttırabileceğiz. Göstereceğim e, ki şöyle biraz bir inceleyelim öncelikle. Az önceki e, ağaç gölgesi ile şu anki arasında gördüğünüz gibi ciddi fark var. Çok ciddi bir fark var. Şöyle baktığımız zaman... Ağacın her tarafı artık net bir şekilde görünüyor. Aynı şekilde evlerde bilerek koydum buraya ki e, net olarak belli olsun diye kap karanlıktı ve şu an hiçbir e, kötü görüntü yok arkadaşlar. Normal ışık koyduğumuzdaki bu parlamalardan falan da yok. Evet gördüğünüz gibi. Ki e, rastgele koyduğumdan dolayı zaten ters bile koymuşum evi. Arka tarafına bile etkisi oldu. Evet. Şuna gelelim aynı şekilde ki bilgisayarım çok ciddi kasmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi. Evin içine girelim hatta. Evet gördüğünüz gibi evin içi bile gayet aydınlık. Evet son derece güzel ve işimizi görebilecek. Peki ee, biraz arttırırsak ne olur? Bakalım ona bakalım. Örneğin ben bunu... Ee, 25 yapsaydım ne olurdu? Evet gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde arttı, daha da fazla arttı. Şöyle gelelim hatta generate cube map diyelim. Biraz bekleyelim. Bilgisayarım kasıyor. Evet. Gördüğünüz gibi az önceki gün az öncekine göre çok daha parlak. Evin içi de aynı şekilde çok daha aydınlık oldu. Sizin işinize nasıl gelirse, e, ne kadar parlaklığa ihtiyacınız varsa o kadar kullanabileceksiniz. Ama dediğim gibi şu an ben haritanın e, tamamına yaydım bunu. Ama bunu böyle yapmak yerine, haritanın tamamına yaymak yerine şu şekilde falan kullanırsanız da aslında e, daha iyi olacaktır. Örneğin şunu 20 yapayım. Bunu 20 yapayım, 25 yapayım. Gördüğünüz gibi onu kapatınca anında ne kadar karanlık bir görüntü olduğu ortaya çıktı ki şuradan bir girelim hatta. Evet gördüğünüz gibi evin içi normalde zifiri karanlık. Ee, onu açtığımız zaman evin içine de etkisinin olduğunu gördük. Bu yüzden bunu ee... Açık bir arazi değilse, haritanın farklı yerlerinde farklı şeyler varsa o şekilde kullanmak daha iyi olacaktır diyelim. Evet Bu şekilde mesela örnek olarak gösteriyorum sadece şu anda. Ee, haritanın belli başlı yerlerini koyarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ki şu anda mesela bu çok çok açık. Ee, bu kadar fazla açık zaten istediğim bir şey değil. Mesela şunu ben 3 yapayım. Evet. Biraz daha iyi. Şöyle bakalım. Ki şunun uzaklığı bile şu anda bakın karşı duvara ne kadar gölge düşeceğini ya da karşı duvarın ne kadar parlayacağını bize gösteriyor. Yani bu konuda daha ince kararlar verebileceğiz böylece. Bunu farklı alanları bu şekilde koyarsak arkadaşlar. Yani Tabi e, hani ben uğraşmayayım diyorsanız da az önceki gibi haritanın tamamına kaplatırsanız olur biter. Ama bir oyun yapma e, hedefiniz varsa biraz uğraşırsanız ışık ayarlarıyla özellikle çok daha güzel bir oyun ortaya çıkacaktır arkadaşlar. E, bunun bilgisini vermek istedim bugün. Yani gölge sorununu da aslında tamamen çözmüş olduk diyelim. Ee, eğer hani unuttuğum ya da herhangi bir şekilde e, işte ben şöyle şöyle yapmak istiyorum diyorsanız videonun altındaki yorum bölümüne yorumunuzu yazmayı unutmayın ki ilerleyen zamanlarda yine bu ışık eğitimleri falan devam edecek. E, lens flare koyacağız çok yakın zamanda. E, biraz daha e, uzakların... Blur görünmesini sağlayacağız. Yani uzaktaki dağların biraz daha e, net değil de e, bulanık görünmesini sağlayacağız. Çünkü biliyorsunuz gerçek hayatta öyledir. Uzaklara baktığımız zaman biraz daha bulanık bir görüntü vardır. O şekilde ayarlar yapacağız ya da sis falan ekleyerek biraz daha ortamın ambiyansını değiştirmeye başlayacağız. Eğitim isteklerinizi yine e, videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.